Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Hayırlı akşamlar. Misafirlerim geldi. Çayımı hazırladım. Şöyle mısırımı patlattım. Eşime de pasta siparişi verdiydim. Pasta gel. Çayın yanına koyalım dedim. O da almış gelmiş sağ olsun. Bir bakalım nasılmış pastamız. Şöyle. Çok güzel bir pasta almış Serkancığım. Kesesine bereket olsun. Şimdi çayımızın yanına hazırlayalım canlar. Teyzemle bacımla beraber oturalım. Şöyle çayımız kaynadı, kapattım. Bu arada salatamız vardı, israf olmasın diye şöyle kaselere koydum. Belki çocuklar atıştırır. Pastamızı da kestik. Görüyorsunuz. Şöyle tabaklarımızı da hazırladık. Çayımız da hazır. Şöyle sucuklu makarnamız var. Yine çocuklar atıştırır belki Aynen diyerekten. demedim diyeyim. Aynen Derman bacım da burada bu Selamlar arada. canlar. Hepiniz hoş geldiniz bacımın kanalına. Sefalar getirdiniz. Bugün aynı şey gibi olmuşsun Yemenli'nin. Aynen Buket Hanım gibi olmuşsun. Instagram'dan bir tane çok güler yüzlü bir bayan. Ben onu takip ediyorum. Seviyorum. Gönlü güzel bir insan. Bu sefer Derman ablamı destekledim. Derman ablamın bir tane şeysi vardı. Siz biliyorsunuz eskilerden. Ondan pek elektrik alamadım. Aman bacı boş ver onu diyordum. Aynen onun sonu kötü sıran oldu. İnşallah. Yani onu da kalbi çok güzel diye sevmiştim. Yani Allah biliyordu ne yaptığını artık. He. Bizi Allah yargılamak düşmez zaten. Aynen. Yine de çoluğu çocuğu var yani Allah'ın nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bilemeyiz kimin içinin dışının ne olduğunu. Hayır mesela o dediğimiz kişi biraz da gerçekten hani belki yardım edebilir hizmetçilerine şeylerine ama başka yerlerde çok değişik videolar vardı ama bu Buket Hanım'ın öyle şeysi yok. Bu iyi yani. Evet. Bundan ben de güzel enerji alıyorum. Arada bir şeyime sayfama geliyor. Herhalde konuştuğunuz zaman telefonun bir özelliği var. Ne konuşursan onu yansıyor. Şey ya, pozitif her şeye karşı ben ondan elektrik alıyorum. Sabahleyin yani. Hatta bir tane şeysi geldi bana. Short videosu işte. Ebemin kıyafetini giydin diye yazmışlar. Ha canım benim bir tane elbisesi var onu giyiyor ya istemiyorlar ne yapacaksınız? Benim de geçen bir tanesi yazmış Bahar Büyük diye bacım. Beni de engelli o kişi. Değil mi? Hı-hı. Sana da yazmış seni seviyorum. Herkese yazmış mı beni sevmiyormuş. Kıyafetimi beni seviyor muymuş? He ya seni yazmış ben abi. Tam da bilmiyorum da. Engelli aslında bana hep kötü yorumlar yapardı. Bugün Derman bacım da çok şık bu arada. Aa çok ayıp. Ablacığım sakın. Sakın. Bacım makarnamızı bir karıştır. Bir de şey oğlum nişanladı diye biz nişanlamadık. Sözlemedik yani. Sözde gibi bir şey oldu da yani nasıl istiyorlarsa öyledik. Hoş gördük. Yani bunlar şey anlaşma. Anlaşabilirlerse diyerekten evet. Öyle. İstiyorlar birileri ama anlaşabilirlerse. Gizli saklı değildi hani. He her canım. Zaman her şeyimiz ortada olduğu gibi. Aynen. Onu da onu sevmemiş. Efendim. Neyse arkadaşlar. Sevmiyorum şöyle yani saygı duyuyorum da. Evet. Nereden geldi konuya? Kıyafetten geçtik. Ha işte. Onun da o elbisesi rahat giyiyor demek ki. Ben de. Ben de yapmış. Ahırda peçede hangi kıyafeti giyeyim mesela? Yerine göre giyinip de gidiyorum. Yerine göre evde paspalda geziyorum. He. Ya mesela her zaman dört dörtlük mü? Mesela ben şu an altım gecelik, üstüm gümüşhane, altım gümüşhane. O yüzden Allah herkesin kalbine göre versin. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Aman vallahi diyorum ya kim ne diyen desin. Biz Allah büyük yani Rabbim kalbimizde biliyor. Namazımızı kılıyor. Kur'an'ımızı okuyor. Rabbime sığınıyor. Ona koy bacım. Ondan sonra işimizi de görüyor. Aşımızı da yapıyor. Evimizin içindeyiz. Çoluğumuzun çocuğumun başındayız hepimiz. Bizim çok sevenlerimiz var. İnan bak gerçekten çok sevenlerimiz var. Başımıza kötü bir olay geldiğinde o kadar çok yanımızda oluyorlar ki. Evet. Yani insan görebiliyor. Görmeyen de cahildir bence. Normalde bana çok kötü yorum gelmez ama o eleştiride hani saygı duyuyorum. Gerçekten normal, yani normal karşılıyorum da. He. Hani açıklamasını da öyle yapıyorum yani. El koşup giyinilmez buradayız diye. He en canım. Doğalından yani. Aynen. Süslenip püsleniyoruz. Yerine göre de süslenip püsleniyoruz. Yani bence gerçekten kafaya taktıklar zaman takacak o kadar kişi var ama takmıyorlar. Evet. Mesela bazı vloglara bakıyorum. Tişörtle bir ev hanımı köy yerinde tişörtle kafası çelgeli mesela boynu boğazı açık. Onlara hiçbir şey söylenilmiyor. Onlar da diyorlardır. Vardır kaldırıyorlardır. Ama biz mesela türbanımızla, tesettürümüze, kıyafetimize dikkat ettiğimiz halde bir sürü istenmeyen yorumlar geliyor. Neyse hepsini silelim, boş verelim. Biz çayımızı içelim, bizlere afiyet şifa olsun. Yarın vlogumun devamında inşallah görürsünüz canlar. Biz yiyeceğiz şimdi yine. Aynen. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun tekrardan.
Vallahi ben bugün pek iyi değilim. Akşamdan Allah'tan mutfağımı falan toparladıydım. Misafirlerimiz gittikten sonra Serkan oturduğumuz eve bir süpürge tuttu. Ben de bulaşıkları makineye koydum. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Şimdi ne yapıyoruz hastacığım? Alıp yumuşatacağım canına. Bu arada bazlama kızartacağım kahvaltımıza. Ayhan 2 gündür İlkay teyzesiyle yatılı. İbrahim efendim de sabahleyin okula gönderdi teyzeleri. Bir Yasin-i Şerif okudum. Allah'ım kabul etsin. Ondan sonra yataklarımızı kapattım İbrahim'le bizim yatakları. Çamaşırım var bir sefer. Serkan dışarı çıkardı. Şimdi onu sereceğim. Ama her şeyden önce acıktım. İçerim bulandı bugün. Kan kapımı yutamadım arkadaşlar. İçerim bulandısında. Şöyle. Bazlama kızartın dedim. Yumurtaları bazlama. Zeytinimin karnını doyurdum. Tavuklarımı saldım. Günlük rutine işler. Bugün Fulya geline gidecek. Kaynanamına, görümcelerimine. Orada misafiriz. Gitsem bir de, gitmesem bir de oluyor. Hani gitsem de suç oluyor. Bazı kişilere gitmesem de suç oluyor. Vallahi arkadaşlar, herkes herkese yemeğe içmeye gitmiyor. Ben görümceme dedim, özlem görümceme. Hani Fulya'ya gidecek ama elinde ayağında var mı? Hazırlık falan yapmasın. Bir çay içer gelir. Biliyorsunuz bana çay da yasak bu aralar. Herkes yemeğe içmeye gitmiyor. Misafirliğe gidiyor diye. Herkesin elinde ayak avucunda var mı yok mu? Dünyanın görümcelerim geldi. Saat 12.30'da bana haber ettiler sana gelecek diye. Benim hiç haberim yoktu. Ben de gelin evdeyim dedim, temizlik yapacağım dedim. Ondan sonra zaten evi temizledim. Saat 2.30-3'e geliyordu onların geldiği. O saatte de ne yapılır? Sucuklu makarna yaptım. Arpa şehriye salatası yaptım. Yani herkes herkesin evine yemeğe içmeye gelmiyor. Bizimki bir hatır gönül bir araya oturup hani bir kuru çay bile insanın gönlü hoş olduktan sonra bal gibi gidiyor. İşte salata hep makarna yapmışsın. Kocaman görümcelerin gelmiş. Daha güzel şeyler hazırlayabilirdin. Akşamdan söyleselerdi daha değişik menüler hazırlayabilirdim. Doğru. Vallahi bu aralar hani benim de pek bir şeyler yapasım yok zaten. Ben de çocuğumdan, çocuklarımdan, eşimden bekliyorum. Görüyorsunuz. Benim de pek bir hayrım yok bu sene. Misal bulduğun değil, bulduğunu girmiş. Değil mi Serkan'cığım? Aynen. Şöyle ocağımın başına geçeceğim canlılar. Bugün şepe diyorum bazlamalarımızı kestim ben bu şekilde yaptım. Her zaman bütün bütün yapıyordum. Bugün de dedim böyle olsun. Çatala batırıp yemesi güzel oluyor bu şekilde olduğu zaman. Yağımı şöyle döktüm. Önceden ısıttım canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yağmur altını açayım. Bu arada şöyle söyleyeyim. Hani gerçekten hiçbir şeyi bilmeden yargılayan takipçilerimiz de var. İşte Fulya'nın bebeği kocaman oldu. Daha yeni mi gidiyorsunuz demeyin arkadaşlar. Eşim yeğenine doğum hediyesini vermiş. Biz öyle oturmaya gidiyor. Yanlış anlaşılmasın. Ta yeni doğduğunda vermiş. Yaşar yeğenine. Yani her şeyin açıklamasını getirtiyorsunuz gerçekten. Sizler yazmadan bizler yazalım söyleyelim ki bilin.
Yani kendi ne isterse onu alsın diyerekten hediye olaraktan bir miktar para vermiş herhalde. Şimdi hani bebek bezi alıp gitsek belki bebek bezi markası farklıdır. Biz de farklı bir bez aldığımız zaman ne oluyor? Pişik oluyor. Ben daha Hümeyra'ya da gitmedim inanın. Hani rahatsızlığımdan dolayı gidemedim. Bizimkiler gitti. O zaman düşük riskim çok fazlaydı. Gidemedim arkadaşlar. İnşallah bir gün ona da giderim. Çayım da kaynıyor. Onu da demleyeyim. Çayı bir Serpen içiyor. Bir bardak da ben içiyorum. Bugün pek bir işim yok. Bir çamaşırımı serecek. Bugün iş yapmayacağım arkadaşlar. Dün çok yoruldum. Ta kafam gözüm şişirdi. Hatta Serpil Korucam dedi elması da göz demleyeyim şişmiş gibi geliyor bugün bana dedi. Dün çok yoruldum. Bu aralar dinlenmem gerekiyor ama ben durmuyorum arkadaşlar. Bazlamalarımı bu şekilde kızartayım. Eşim de bana afiyet olsun. Hiçbir şey hazırlamayacağım. En güzel kahvaltı bence bu. Arkadaşlar ben şöyle bazlamalarımı kızarttım. Biraz fazla olmuş herhalde. Bir tanesini eksik yapsam olurmuş. Neyse olsun bakalım. Çayımızı da demledim. Bizlere afiyet olsun. Gözlerim güller açmış bana bakıyor. Gözleri bir bebek gibi her gün ağlıyor. Merak etme sevdiğim, ağlatmam seni. Merak etme sevdiğim, ağlatmam seni. Sevgili takipçilerim, sabahleyin de söylediğim gibi biz bugün Fulya geline gittik. Kayınvalidim Görümcem'le birlikte. Görümcem'in komşusu Nalan da vardı. Hep birlikte oturduk canlar. Saat 3 gibi gittik. 4.30 gibi geldik. 1.5 saat oturduk herhalde. Güzel oldu. Gerçekten hani Fulyalar olsun, Ayşeler olsun, daha dünkü çocuk onlar. Yani çocuklar anne olmuş olabilirler, gelin olmuş olabilirler ama yani yaşları küçük, yine de küçük olmalarına rağmen maşallah, barikallah, gerçekten çok olgunlar. İkisi de öyle. Ben ikisini de seviyorum. İkisi de çok güzel anne. Yani çocukları da çok güzel maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Ben biraz rahatsızdım arkadaşlar. Midem ağrıdı. Sabahleyin de söyledim, istihbar ettim. Hiç iyi değildim ama hani söz verdiğim için sözümü yerine getireyim diye. Ben bir miktar para verdim. Hani hediye götürmedim. Çünkü artık bebeği büyüdü. Eşim de benden önce zaten Yaşar yeğenine vermişmiş. Hayrımız gayrımız yok. İyi yapmış dedim Serkan. Hani iyi yapmışsın. Çarşıda gördüm. Fulya'ya verdim dedi. Çocuğuna bir şeyler aldı. Ayşe'yi her zaman gördüm dedi. Veriyorum dedi. Fulya'ya bazen dek geliyorum. Bazen gelemiyorum. Hani o kayınvalidesinin yanında olmadığından. Bez alsak bezinin markasını bilmiyor arkadaşlar, numarasını bilmiyor. Küçük gelir, yarayı der, bir şeyler olur. İşte kıyafet alsak onu da hani yine çocuğun olur olmaz. En iyisiydik hani Serpil ablam da olsun, biz de olsun öyle düşündük. Kayınvalidem de olsun, hepimiz para götürdük. Kendisi canı ne istiyorsa onu alsın. Bugünkü misafirliğimiz de öyle geçti. Oradan geldik, şurada bayırdan indim. Baktım müzik çalıyor, hoşuma gitti. Ayhan dedim müzik çalmış, açmış herhalde ya da düğün mü gittim bir dinledim. Ayhan Aksaray'daydı ya benim gittiğimde, geldiğini unuttum. Şöyle gözlüğünü de buraya çıkarmış. Takmayı unuttu herhalde. Biraz çilek giymiş masada. Burada oturmuş. Şu an saat 7'ye geliyor. Dünden belli benim canım haşlanmış. Taze patates istiyor arkadaşlar. Şey istemiyor. Geçen seneden kalma istemiyor. Bu sene taze patatesini istiyor. Yarın Perşembe pazarı. İnşallah pazara gideceğim. Oradan alalım diyorum şöyle 1-2 kilo kadar. Acayip rüzgar çıktı. Bahçe sulayacağım. Şimdi bu suyuyla yaşla da biberleri, domatesleri kır arkadaşlar. Kökü sallandığı için çamurda.
Bugün sulamayacağım. Yarın sabah inşallah erkenden kalkar sulattırırım. Zaten 10 karık mı ne? Bir baştan başladığım zaman iyi oluyor sulaması. Kolay oluyor. Şu an yemeğim yok. Yani bugün ne pişirsem bilmiyorum. Bu ara yemekten de soğudum. Hani canım hiç soğan kokusunu sevmiyor. Mutfakta soğanlı yemek yaptığım zaman böyle bir tiksinti geliyor. Sevmiyorum arkadaşlar. Ama yine de ne bulursak yapıyor. İşte fırın yemeği olsun yahut işte kızartma olsun, patates olsun, öyle şeyleri seviyorum. Bu ara kuru şeyle, bir de yaz geldiğini belli ediyor. Şöyle azıcık mercimek çorbası yapayım diyorum. Çocuklarımı hep kuru kuru yedirmeyeyim. Azıcık mercimek çorbası yapayım. Ondan sonra bir bakım aşağıda biraz patates getirdim. Şöyle 5-6 düdük diye koyayım. Yarın beklemeyeyim. İbrahim Efe de arkadaşlarla bisiklet sürmeye gittim. Komşularımdan Navruz ablam bana destek verdi. Allah razı olsun. Oradan geldikten sonra canlı yayın açtım. 500-600 kişi like canlımızı izledi. 100 kişi de like attı. Allah hepinizden razı olsun. Yorum yaptınız. Gördüğüm görmediğim takipçilerimden, hani görmediklerimden özür dilerim. Gerçekten hepsini okumak mümkün değil. Bakalım biraz sonra yemeğimizde neler olacak. Ben bir şöyle bir dolanayım canlar. İnşallah birazdan görüşürüz. Arkadaşlar mercimek çorbamı önce koydum. Çorbayı koyduktan sonra zaten yemeğin yanına yemek menüsü geliyor yavaş yavaş. Büyük bir ihtimal patates haşlayacağım. Çünkü söylediğim gibi canım onu istiyor arkadaşlar. Çocuklar da onu yemezse onlara da patates kızartacağım sevgili takipçilerim. Şöyle suyumu da hazırladım. Biraz kavurayım, suyunu dökeyim çorbamın. Bu arada şöyle dünkü kaselerim yukarı kaldırılacak. Oraya uzanmak istemedim. Ayhan'ıma koydurayım diye. Şöyle biraz kavurduğum zaman çorba güzel kokulu oluyor. İçine neler kattım? Biraz zerdeçal kattım. Nane kattım. Kıvı yağı, kırmızı mercimek. Tuz, pul biber. Bu kadar. Şimdi ağzımı kapatayım. Çorba pişmeye hazır. Bu arada şöyle ben çaydanlıklarımı arkadaşlar güzelce yıkadım. İçleri sarardıydı. Görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Biz o gün piknikte çokuz diye çaydanlığın altına çay demledik. O da sararma yaptı. Onu da güzelce yıkadım. Hepsinin içine su doldurdum ki kokusu kalmasın diye canlar. Şimdi patates getirmeye gidiyorum aşağıdakilerime. Arkadaşlar patatesimi aldım geldim. Ayağıma sordum ne pişirin diye. Mercimek çorbası yap dedi. Ben dedim ki mercimek çorbasını koydum dedim. Patates götürmeye gittim ya aşağıya getirmeye. Sulu patatesini pişirin dedim. Patatesini kızartın dedim. Kızart dedi. Onu sonra çorba yap annem dedi. Çorbaya koyun mu oğlum zaten? Akşamın o kadar sıcak ki patatesler tekrar çiğneriz arkadaşlar. Böyle kızartın bana çocuklarıma. Ben çorba yedim sadece. Kızartmayı da canım istemiyor. Bugün videomuzda sonuna geldim. Sizleri daha çok sıkmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün hiçbir iş yapmadım. Bir gezmeye gittim, bir evime geldim, akşam oldu. Şimdi çamaşırlarım vardı, onları topladım. Çorbam da bu arada kaynamaya başladı canlarım. Şöyle altını kısın, kendi başına özdeşsin. Sağlığına dikkat edin, yarın bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın canlarım.